Neden odada değilsin? Ben seninle aynı odada kalamam. Sebep? Bir de soruyor musun? Hala nikahlı karımsın. Aynı çatı altında ayrı odada kalmak mevzu bahis değil. Yürü. Öyle mi? Niye? Kumandan Vasile ona da mı karışır? Tabii önce senin bize hükmedebilmen lazım ki bütün İzmir'e hükmedebil. Bütün bunların meali bu değil mi Cevdet? Yürü. Ne yapıyorsun? Çek yukarı. Çekme kolundan. Seni ikaz ediyorum. Bir daha az evvelki gibi bir sahnenin yaşanmamasını istiyorsan, kendinin, anamızın, çocuklarımızın emniyetini istiyorsan dik başlı olmayacaksın. Rolünü hakkıyla oyna. En azından onlara karşı. Yoksa sizi burada tutamam Azize. Eğer burada tutamazsam can güvenliğinizden hiçbir vakit emin olamam. Anladın mı? Nereye? Seni alakadar etmez. Sevim senden uzun yol, yaprağımda düzüm yok. Sevim senden uzun yol, yaprağımda düzüm yok. Gamalı da zeybek vuruldu yar fidan. Καλώς ήρθες. Buraya kadar gelmeniz büyük sürpriz. Bu türküyü bu kadar güzel bir sesten dinlemeyle hayli olmuştu. Ağzınıza sağlık. Efkaristo. Bunu sizden duymak çok hoş. Herkes sizi buraya görmeye ve dinlemeye gelirmiş. Neden bu kadar methettiklerini şimdi anladım. Beni utandırıyorsunuz. Bütün askerler geliyordur herhalde sizi dinlemeye. Pek tabii. Bu meyhanenin tabiyeti yoktur. Bana dua etsinler. Türk, Yunan fark etmez. Herkes gelir benim için. Yusuf çok methetmişti sizi. Yusuf? Yusuf Yüzbaşı. Çıkaramadım. Geçenlerde bir camide öldürüldü maalesef. Duymuşsunuzdur. Öyle mi? Yazık. Lakin buraya bir yüzbaşı gelse ben muhakkak hatırlardım. Peki de başka bir eftalyadan bahsetti. Mümkün değil. Smirni'deki tek eftalya benim. Gerisi hep kocamış karılar. Simir'de kaç eftali var bilmem ama en güzeli sizsiniz. Burası muhakkak. Ben bu kibarlığa hiç alışkın değilim. Sağ olun. Ben bir şal alıp geleyim.
O zaman size şarkı söyleyeyim. Sadece sizin için. Pek memnun olurum. Müsaadenizle bu akşam aramızda bulunan Albay Cevdet için söylemek istiyorum. İçki dokundu herhalde. Yine de hastaneye gitmekte fayda var. Bırak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.